İstanbul'da uçtu. Evet, İstanbul'da uçtu. Sinan kardeşim uçurdu. 2 sene üst üste de uçurdu. Bu hayvan hırslı, güzel bir hayvan. Yani yatmak bilmiyor bu hayvan. En sonunda senin oradaydı abi, biliyorsun kuyruğu evet. Kırıldı. Tersleri çakıldı hayvan. Evet evet, kümesinin içinde o hayvan da bir talihsiz bir kaza geçirdi. Aynen, yani oyun bırakmıyor. Ben zaten kuşta aradığım özellik, bir kere yavrudan taklayı çevirdiği zaman oyun bırakmaması. Biz öyle çok üst düzey bir performans, ben kuşu beklerken öyle bir şey beklemiyorum. Hani 60 metre, 70 metre ben beklemiyorum. Herkesin bir keyfi var. Sen beni tanırsın, ben böyle şeyi de sevmiyorum. Hani herkesin tercihidir, herkes onu sever. Çok uzaktan atan kuşları da sevmiyoruz. Hani evet. Sevmiyor, ben beslemiyorum daha doğrusu. Herkese de sonsuz saygım var. Yani herkesin bir tarzı, stil olur. Ben mesela 10 dakika, 12 dakikada bir giren kuşları seviyorum. Böyle 5 dakika, 7 dakika değil ama. Hani bir 20-25 dakika kanat ısıtması gerekiyor. Bir kuş bence yani 2-2,5 saati devirmesi lazım benim tercihim. Normal sonra tabii yapacağım. Ki bir oyun kuşunun tabii. Yani o kadar havada kalması normal. Arkadaşlar kimse yanlış anlamasın. Osman kardeşim yani bu işin ticaretinde değil. Durumu güzel bir kardeşim. Tamamen bakın burada şöyle göstereyim. Yani kuş uçurulacak ortam bile yok. Ya tamamen benim dükkanım zaten. Evet. Tamamen yani kendi içinden gelen sevgisini bunlarla yaşıyor. Yani öyle kuşu alayım, uçurayım, öveyim, satayım. Zaten topu topu bakın yerde 8 tane kuş var. İçeride de göstereyim. İçeride de kuşum olmaz benim. Hani fazla bir şey yok. Yavrulara baktırdığım bir tane erken var. Evet. Büyük erken. Başka bir kuşum yok. Buyur çek abi içeri. Şöyle. Şurada bir yavru zaten var. Zaten bir takım buraya koyuyor. Bir aynen. Takım da buraya koyuyor arkadaşlar. Osman şurada kardeşim. Bir tane yavrum var. Yavrum var istedim. Güzel 16 kuyruk bir at kuyruk yavrum var. Hay maşallah maşallah. Bu da bu ak kuyruk dişinin, ak kuyruk dişinin yavrusu değil mi? Bu da aynı soy. Evet. İki tane de yumurtası var. Başka kuş tutmam. Yani amca sen de buraya geliyorsun. Kuşlara anlamıyorsun ama güzel bir sevgi değil mi? Abi. Genelde abi dediğim gibi tekrardan tuttuğum kuşlar. Şunu mesela sen uçurdun. Açık vardı burada. Açık girdi herhalde. Açık erkek evet. İçerideki açık gökleri biliyorsun abi. Onun bir tanesini sen uçurdun, kaybettik. Onu da senin tavsiyenle damızı tutacaktım. Nasip olmadı. Evet. Onun kardeşi var, onun kardeşini sen uçurdun. Yani tutmuyorum. Niye tutmuyorum diyecek olursan, çok kuş işin içine girdiği zaman çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Zor oluyor. Şimdi kendimizi yanıltıyoruz. Çok macera aramaya da gerek duymuyorum ben. Bir de bu kuşu ben yani ticaretten önce bir vasıta görüyorum. Şimdi biz ta tuttuk Mardin'deki abilerimizle tanıştık. Evet. Vasıta oldu bundan bir 10-12 yıl kadar oluyor. Seninle tanıştık. Evet. Yani bu hep kuşun güzelliğiyle, kuşun vasıtasıyla. Yoksa Mardin'deki abilerle ya da size ben nasıl tanışacaktım? Öyle bir ortamımız olmaz. Tabii kuş güzel bir araç. Dostluk kurmak için, arkadaşlık kurmak için. Yani ben çok kişiyle besledim. Salih bilirsin, ya isim vereceğim gerek yok. İsim vermeye şey değil. Yani kötülüğünden demiyorum. Yani çok kuş sattılar, ettiler. Çok büyük paraları da sattılar. Benim kuşlarımdı ama mesela piyasaya biraz şey yaptılar ama biz kesinlikle ben onu tasvip etmiyorum. Şimdi misal adam gidiyor seyrediyor. Kuş ben, satmak için dost oluyor önce. Abi kuş satmak için dost olduktan sonra bu işin hiçbir adabı edebi yok. Yani bu iş edeple gider. Şimdi ben kendimden büyük bir kuşçunun yanına gerekli kadar konuşmam. Evet. Konuşmamak da lazım. Şimdi yaşına hürmet, tecrübesine hürmet. Ya, bu kuş için bu vasıtayı dostluk vasıtası olarak görürlerse güzel oluyor. Yani satmak için ya da ticaretini yapmak için yapılırsa bu iş hiç güzel gitmiyor, yürümüyor zaten. Evet. Yani bu piyasadan silinir giderler. Yani genç arkadaşlara da tavsiyem var, dinleyecek olurlarsa görsünler, kuşları görsünler. Yani bir kuş çok değişik bir hayvan. Senin yanında bunları şey yapmıyorum ha, tenzih ederek. Yok yok olsun ama. Tabii genç kardeşlerim beni seyrediyorlar. Kesinlikle. Biz bugüne kadar çok büyük kuşlar uçurduk. Sen bilirsin abi. Sen hani burada evet. Yalana, şaibeye gerek yok. Ben 9 yaşındaydı. Gaddarı uçurduk biliyorsun erkek. Evet. 9 yaşında hayvan 14 tane geçerli sefer yaptı. 4 dörtlük oynadı. Uzun tırcı Mahmut izledi, bizim Kadir Bey izledi. Zaten enişte Mustafa Parlak'ın kuşu, o kendisi kuşunu çok iyi bilir. O kuşu Sansar'a kaptırdık. Ya bunlar da bir nevi onun devamı olduğu evet, için. Evet bir ara kümese Sansar girdi, hep kuşları aynen, boğdu, telef aynen, ettiydi. Boğdu. O büyük dumanlı takkalının yavrularını uçurdum. Çok büyük, çok güzel oynadılar o kuşlar.
Evet. Yanar döner dişim vardı hakeza. Yanar döner erkeğim vardı. 24-25 sefer yapıyor. Çok da uzun oynuyordu. Yani o kuşları bile bu kuşlara tercih ettim sonradan. Niye diyecek olursam bunlar öyle çok uzun oynamaz. Bunlar 20 metre, 25 metre, 15 metre. Hepsi de bir çıkmıyor yani kuşların. Ya kuşun hepsi bir çıkıyor dersem yalan olur. Bunların Evet. içinden oynamayan da çıkıyor. Çok dört dörtlük oynayan da çıkıyor. Çok Mesela kısa bir soru soruyorum hemen. Tecrübeli abilerle, amcalarla dostluğum var. Kuşçular olarak tanınan, dua eden insanlarla. Onlardan öğrendiğin, oynamayan bu kuşları ne yapıyorsun? Kendi soy kuşların içinde. oynamayan kuşlarımı yine elimden çıkarmıyorum. Oynamayan kuşlarımı ne yapıyorum? Soyunu, neslini bildiğim için illa ki o annesini, babasının neslini atacağı için biz böyle düşünerek eşleme yapıyoruz. Evet. Öncelikle ondan önce havada görüp eşleme yapıyoruz. O ayrı bir şey ama çok iyi iki kuşu eşliyoruz mesela. Altından oynamayan çıkıyor. Çok farklı kuşlar Tabii çıkabiliyor. çıkıyor. Çok iyi de çıkıyor. Hiç takla çevirmeyen kuşlar çıkıyor. Evet. Bunları da birbiriyle eşliyorum. Kesinlikle altından oynayan kuş çıkıyor yani. Sabır, bu işin ilacı sabır etmek. Evet. Yani sabırdan başka bu işin bir ilacı yok. Yani kuşlarımızın içinde hiç sökülmeyip de mesela bu da yanıltıyor. Satıcı değiliz. Satıcı olsak zaten satamayız. Kuşu veriyoruz mesela dostumuza, eşimize. 6 ay 7 ay oynamıyor. Yavruya, yumurtaya kendini dokundurana kadar oynuyor. Ondan sonra çevirdiği zaman oynuyor. Evet. Baştan dediğim gibi ilaç, bu işin ilacı sabır. Ya Çok ben bir de doğru. uçurucu da değilim. Çok iyi bir, her şeyin doğrusunu konuşmak lazım. Çok iyi bir uçurucu değilim ben. Seçtiğim çok şey değildir yani. Ama yerde kuşlarıma güzel bakarım. Neslini takip ederim. Mesela birinci ağız, üçüncü ağız eşlemesini güzel yaparım. Ben bir de eşlerken kuşu birinci ağız, üçüncü ağız derken ben kuşu değişik eşliyorum mesela. Onu da abi sana söyleyeyim, anlatayım. Ben mesela bir anne babanın birinci ağız yavrusuyla Evet. dördüncü ağız yavrusunu eşliyorum. Evet, Üç, mantıklı. benim için 3 ağız yavru birinci batım oluyor. Ben öyle Evet. görüyorum kendi şeyimde. Yani daha da iyi sonuç aldım öyle. Üçüncü ağızdan sonraki ilk ağız, birinci ağız, o benim için ikinci batım oluyor. Evet. Bir kuştan 6 tane yavru alırım. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta bırakırım. Yani eşlemeyi böyle yaparım. Birinci batımlarla ikinci batımları yaparım genelde. Evet. Ya bundan da ötesi havada görmek her şey. Senden öğrendiğimiz bunu senden, yani sende çok kuş izledim ben mesela. Efsane kuşlar izledim. O kör dişi en son ondan Oraya da geleceğiz. bahsedeyim. Oraya geleceğiz. Burada önemli olan benim sende anladığım genç kardeşlerimize anlatmak istediğimiz az Az öz. kuş. Aynen, az ve öz. Soyunu takip etsinler. Bildikleri kuş olsun. Bir de Evet. yani Çok hiç kısa, beni çok yanıltmaz. kısa. Çok kısa.